Evet. Onları da tartışmak lazım. Serdar bu Bey, hayat öpücüğü oldu demek. Şöyle demişken hemen şöyle bir soruyu da yönelteyim size. Hem onu da soracaktım geri gelmişken. Şimdi CHP İstanbul'u kazandıktan sonra CHP'ye açıklamalar geldi. Şöyle ki terör örgütü PKK ile başısı Mustafa Karasu İstanbul tehdidinde bulundu İmamoğlu'na. CHP'ye dedi ki aldığın oyları kendi oyun gibi görme dedi. Hemen ardından DEM Parti'nin İBB adayı olarak gösterdiği Meral Danış Beştaş'la benzer bir açıklama yaptı İmamoğlu'na yönelik. Dedi ki İmamoğlu'na bu oylar benimdir demesi sakın. Aldığı oylar onun değil, bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi dedi. Dolayısıyla hani ikinci sorumu da bu vesileyle sormuş olayım. Kent uzlaşısı aslında her ne kadar masada yapılmadı gibi gösterilse de bu oylar tamamen CHP'ye ait görünmüyor şu an itibariyle. Yani şu anda şöyle bir durum var. Bir ilk turda Yasin Hoca burada değilken Yasin Hoca'nın yazısına dikkat çekmiştim ben. Evet. Orada hiçbir oy çantada keklik değil ifadesi vardı. Çantada kek artık yani bu seçim gösterdi ki hiç kimse için hiçbir oy çantada keklik değil. Şimdi DEM için de böyle, CHP oyları için de böyle. Yani demin de mesela Güneydoğu oyları artık çantada keklik oylar değil. Yani onlar da aslında şunu söylüyorum işte. Van'daki olay bir hayat öpücüğü oldu DEM siyaseti için. Niçin? Çünkü zaten parçaların içeride sıkıntı vardı. Çekişmeli bir yapı vardı. Şimdi onları böyle konsolide edecek, birleştirecek, bilmem ne yapacak bir şey oldu. Yani onlara önce bir sokak eylemleri yaptılar. Sonra da bayram havasıyla kutladılar vesaire. Ne oldu? Ne yaptınız? Ne yaradı? Yani yargı meselesi üzerinde de Türkiye'nin çok durması gerekiyor. Dolayısıyla yani bu işbirliğinin, CHP ile işbirliğinin hem yani saklanabilecek tarafı yok. Büyük ölçüde ustalıkla yürüttüler siyaset şeyini. Tabii bir tarafın ustalığı olduğu gibi hata olmayınca gol de olmazmış. Yani tuttunuz mesela genel seçim bağlamıyla yerel seçim bağlamını birbirine karıştırdınız. Yani şunu söylemiştim ben. CHP'ye DEM'le işbirliği yapıyor olmak kaybettirmez yerel seçimde. Yani bunun üzerinden yüklendi sürekli AK Parti şey medyası. Efendim DEM'le işbirliği yapıyor diye yapıyor ne olmuş yani? Yani o hassasiyetler kalmadı artık. Yani televizyonlarda en ahlaksız diziler oynuyor. En ahlaksız diziler. Sabah bazı kadın programlarında çok acayip altyazılar geçiyor. Onlardan şimdi bahsedemiyorum. Hicap duyuyorum. Hem de muhafazakar etiketli bazı kanallarda. Hicap duyulacak. Onları size gönderebilirim de yani. Çok şey yapıyorsunuz ama ben burada açıklamak istemiyorum. Yani millet şaşırmıyor artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.